Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada sarı kanat pişireceğim. O zaman tarifimizin yapımına geçelim. Tavada sarı kanat için gerekli malzemeler: yarım kilogram sarı kanat balığı, 2 çay kaşığı tuz, kızartmak için 1 çay bardağı mısır unu, 4-5 çorba kaşığı sıvı yağ. Temizlenmiş balıklarımı güzelce yıkadım. Onları bir süzgecin üzerine koydum. Kanı güzelce aktı. İçini dışını güzelce yıkadım, temizledim. Kanlı balık acı olur çünkü. İçinin kanını güzelce akıtın. Dediğim gibi süzgecin üzerinde bekletin bir süre. Şimdi tuzluyorum. Una bulayacağız. Bulacağımız una da koyabilirsin tuzunu, ama böyle ben elimle her tarafını güzelce yediriyorum içlerine. Daha lezzetli oluyor. Şöyle iç kısımlarına da birazcık tuz attım. Lezzetli olsun. Bir süre böyle bekletin. Birazcık tuzu emsin balık. Şimdi balıklarımı mısır ununa bulayacağım. Şimdi balıklarımı şöyle tutuyorum kuyruğundan. Mısır unuma buluyorum. Bol mısır ununu mu seviyorsunuz, nasıl seviyorsunuz? Duruma göre onu ayarlayın. İstiyorsanız hepsinin üzerine elinizle serpiştirin. Annem öyle yapardı. Ondan sonra kızartın. Bol mısır ununu sevmiyorsanız. Biraz daha balığın kendisi olsun, dış yüzeyi daha kendini göstersin istiyorsanız. Ben şimdi mısır ununu seviyorum. Bol bol bulayacağım. Şöyle fazlalığını da çırpıyorum. Balıklarımı mısır ununa buladım. Şimdi kızartacağım. Tavayı ocağımın üzerine koydum. Ocağımın altını yakıyorum. Şimdi sarı kanat yağlı bir balık. O yüzden çok fazla yağlı kızartmıyorum ben. Zaten bu yağlıkla çok fazla yağ da dökemiyorum. Şöyle 5-6 kaşık göz kararı yeterli olacaktır. Diğer yüzünü kızartırken yani az gelirse gözüme, o zaman birazcık ekleyebilirim. Yağ ya da tereyağı da ekleyebilirim. Şöyle ince bir tabaka halinde tavamın tabanını kapladı yağ. Şimdi bunu güzelce ısıtıyorum. Soğuk yağın içine koymuyorum. Çünkü yağ çekmesini istemiyorum balığımın. Birazcık ısıtıyorum. Yağımı kontrol ediyorum. Böyle artık akışkan hale gelmiş. Isındığını biraz da ondan anlarsınız. Daha fazla akışkan oluyor çünkü ısınınca ya. Şimdi balıklarımı kızgın yağın içine bırakıyorum. Altını bu aşamada birazcık kısıyorum. Sıçramasın. Şimdi balıklarımı kızartmaya bırakacağım. Altı açık, yüksek ateşte önce. Çünkü balık yağ çeker. Yüksek ateşte ve orta ateşte. Duruma göre de tavayı birazcık oynatacağım ara sıra. Şimdi 2 dakika sonra, çünkü şu kenarda kalan balıklar daha orantısız pişebilir. Onun için şimdi tavamı kapatıyorum. Yüksek ateşte bir 2 dakika şöyle güzelce kızartıyorum balıklarımı. Çok kızarmış seviyorsanız
ya da az kızarmış seviyorsanız siz onu ayarlayın kendinize göre. Bir iki dakika sonra ama kontrol edin mutlaka. Şimdi yüksek ateşte bir iki dakika bekliyorum. Balıklarımdan çıtır çıtır sesler gelmeye başladı. 2 dakika oldu. Altını kısıyorum tavanın kapağını açmadan önce. Çünkü tavanın kapağında buhar olabiliyor, soğuk olabiliyor, sıçrıyor. O yüzden biraz tavan sakinleşsin şimdi şöyle 30 saniye kadar. Ondan sonra kapağını açıp bakacağım. Evet, kontrol edebilirim. Şimdi bu birazcık büyük balık olduğu için tavanın kapağını çevirmeme gerek yok. Şöyle balıklarımı nazikçe çevirebilirim. Güzelce kızarmış. Dikkatli olmalı gerekiyor birazcık dağılmaması için. Ya da tavanın kapağını da çevirebilirsiniz. Balıklarımı çevirdim. Şimdi yine altını açacağım. Şöyle bir parça da tereyağı bırakacağım şöyle. Daha lezzetli oluyor. Şöyle minik minik. Hatta şöyle üzerlerine de bırakabilirim. Daha fazla kızartmayı seviyorsanız kızartabilirsiniz. Ben çok kurutmayı sevmiyorum tavada. Ama istiyorsanız daha da kızartabilirsiniz. Diğer yüzünü birazcık daha fazla kızartabilirim. Ama artık balık zaten çok piştiği için bir yüzünü kızarttığınızda neredeyse eşit pişmiş oluyor. Çok da kızartmanıza gerek kalmıyor. Ortalama bir balık bir yüzeyi 5 dakikada çok güzel bir şekilde kızarır. Bir 3 dakika oldu aşağı yukarı. Şöyle. Yine yüksek ateşte. Sonra orta ateşe alacağım. Ara sıra da oynatacağım tavayı. Eşit pişsin diye her tarafı. Şöyle mesela. Birazcık şöyle dursun. Bir dakika. Bir dakika öteki tarafını çevireceğim. Yaklaşık bir 3 dakika olmuş. 3 dakikayı geçmiştir. Şöyle biraz altını kısıyorum. Balığımı kontrol ediyorum. Oh, mis olmuş. Gerçekten son o tereyağı eklemek balığa inanılmaz güzel lezzet veriyor. Siz de deneyin, göreceksiniz. Balığım gayet güzel kızardı. Benim için pişmişlik yeter. Ve tavada sarı kanat balığım hazır. Bugün sizlere tavada sarı kanat balığı pişirdim. Gerçekten çok sevdiğim bir balık. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka siz de mevsimindeyken şu anda deneyin. Yapın evinizde. Çok faydalıymış özellikle çocuklara. Sarı kanat balığı. Bebeğiniz varsa evde yedirin. Ben kızıma yedirmeyi düşünüyorum. İkisi kızımın, ikisi benim. Yanına roka salatası gerçekten harika oluyor. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.